Hepinize merhaba, Overwatch'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölümde hacklere mi denk geleceğiz yoksa masum insanlara mı denk geleceğiz? Ben bu seviyeyi çok seviyorum, siz de seviyorsunuz, bu yüzden devamı geliyor. Bir önceki bölümde 2 Overwatch yapmıştık. İnşallah bir daha 2 yapacağız çünkü 2 Overwatch'ı sevmişsiniz. Ayrıca 2 Overwatch'ta da wallhack demiştik ve çoğu kişi bana katılmış bu konuda. Hepinize teşekkür ediyorum. Artık ilk iki bölümden farklı olarak bu bölümde ses size az gelecek, bana çok gelecek, birazcık başım ağrıyacak silah seslerinden, ama daha iyi duymak için ses kasmalarını, o yüzden ses bana çok gelecek, size az gelecek. Ben önemli yerlerde söylemeye çalışacağım. Şimdi haydi bakalım, hazır mıyız? Siz tabi geri sarıp izleyebiliyorsunuz, bende öyle bir şey yok. Neyse, elimden geldiği kadar düzgün yorumlamaya çalışacağım. Şimdi 8-1, 8-1. Şüphelimiz 18-5 gidiyor. Şüphelenmek normal ama bakalım şimdi. Gerçekten bir sıkıntı var mı? Başlıyor. İğrenç bir bomba. Tamam. Gidiyor. Hunharca gidiyor. Oo. Oo. Çok güzel. Ne eğim be. Tamam. Zıplarken headshot attı. Eğim ve wall hack ile karşı karşıyayız. Hem de epik bir hack ile karşı karşıyayız gene. Nasıl? Bir şey yapacaktım, unuttum. Neyse. İzleyelim bakalım. Belki açıp kapama yapıyordur. Ses duyuyor o taraftan. Abi adam şey yapıyor. Tik 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 tik. Oo, sanki dart oynuyor. Abi ya. Yazık karşı takıma ya. Abi bir yazık. Hayır, bir şey deniyorum da şu an. Yapamadım bir türlü. Heh. Shift F2. Birazcık hızlandıracağım. Böyle çok epik vurma yerlerinde yavaşlatırım falan. Daha iyi görmemiz için eğimi. Direkt doğrulttu. Hatta yok, tamam, yavaşlatma. Normal hız. Hatta iki kat. Yardır baba abi ya. Tamam, önemli olmadı. Shift F2 açınca bu şey çıkıyor. Buradan durdurabiliyoruz. Resum diyebiliyoruz. Geri alamıyoruz ama. Hızlandırıyoruz 2 kat, 4 kat. İki kat yapalım ama. Şimdi bir yapalım. Yavaşlattım. Dur, çok merak ediyorum nasıl olacak. Dur. 4 kat yavaşlattım sizin için. Bak. Lan. O. Ha, öldü lan. Kör olmasına rağmen alıyordu ya. Alamadı. Görüyor orada olduklarını. Yavaşlattım. Biliyor geldiğini. Shift'le geliyor adam. Hala shift adam. Zerre ses yok. Bak bak. Nasıl takip ediyor bak. Oh! Yedi beynini lan. Karşıda da ek var o zaman. Veya altta biri öldüğü için oraya bakarak çıkması normal. Ulan düşsene, karşıda da hack var. Adam çünkü ikisi de birbirini izliyor ha duvardan. Neyse. Bir önceki bölümde de biri yorum atmış işte. Sarp alemsi ya, işte sonda adam ölmüştü. Karşıdaki adama hack diyorsun falan. Harbi ben de izleyince fark ettim, biraz komik olmuş. Neyse. Of. Be. Ne güzel vuruyorsun sen ya. Headshot'ları size çok şey göstereceğim. 4 kat yavaşlatılmış bak şimdi. Ameno. Ameno. Latibe. Sarandı kaçtı. Latibe. Buraya güzel montaj yapılır be.
Amen. Abi ya. Çok komik ya. Cidden ama çok eğlenceli. Yani banlatması eğlenceli. Şu an burada birçok kişinin hakkına giriyor. Yaptığı ayıp. Ayıp, ayıp, ayıp. Şu burada kalsın zaten. Bize zararı yok. Oh, güzel öldü. Bana iki katta izleyelim ya. Oo. Onu görmek isterdim aslında. Evet. Bir tane daha headshot aldı. Bitti ya. Yani boşuna zaman kaybetmeyelim dedim. Yani çünkü çok bariz. Nişan desteği %100. Şunu kapat. Nişan desteği %100. Bunlar şey. Oyun bozanlık yok. Diğer dış destekler var mı? Hiç dikkat etmedim Bunny'ye falan. Ya bu ikisi kesin var. Buna yetersiz delil diyelim. Zaten her türlü bunny yiyecek. Çünkü bunu izleyen herkes hackleyeceği için %100 bunny yiyecek bu eleman. Şu an Overwatch yok. Gelirse bir tane daha yapalım. Geldiğinde videoya devam ederim ben. İki Overwatch yapalım çünkü daha uzun oluyor. Daha hoşunuza gidiyor. Bu zaten bunu da anlamadık yani. Direkt hackte. Çok zorlanmadık. Bakalım diğer Overwatch'ta görüşürüz. Yanman gönlüm sana ne yazın altında kalbim duraksız haykırışlarla ne yapsam nasıldı ya? Ne yapsam ayrılamam senden aslında. Hafife alma aşk bu insanı. O kadar kolay sanma. Delikanlım. Overwatch neredesin? Özlüyorum seni. Neredesin? Overwatch, Overwatch, Overwatch. Neredesin? Overwatch. Evet arkadaşlar bir 5-6 dakika bekledikten sonra Overwatch'umuz geldi. Buradan yine delilleri indir diyorum. İnşallah birazcık daha zorlar bizi. Arkadaşlar bir de cidden Overwatch seviyorsanız hani beğenmeniz cidden çok önemli benim için. Çünkü cidden ben çok seviyorum ve bu enerjimi size yansıttığımı düşünüyorum. Hani ben her zaman böyle çok yorum gelen seriler çok hoşuma gidiyor. Çünkü okuyorum ya ben yorumları çok okuyorum. Ara sıra da cevap veriyorum biliyorsunuz. O yüzden Overwatch da çok yorum alıyor. Ne bileyim bazıları böyle paragraf yazıyor. Çok hoşuma gidiyor cidden. Bu yüzden bu seviyeyi resmen sonsuza dek falan yapabilirim çünkü hem CSGO'yu seviyorum hem de hack olan insanları banlatmayı seviyorum. Hack olmayanları da kurtarabilecek düzeye gelmek istiyorum. Hem kendimi CSGO'da geliştirip hem de hackleri daha rahat anlamada kendimi geliştirmek istiyorum. Şimdi Inferno haritasındayız. Suspektimiz 14-10. Takım 13 önde, karşı takım ayav olup vaporlamış olabilir çünkü adam skoru iyi değil. Tamam. Gördü onu. Ben o zaman şunu gene çıkartayım. Birazcık daha olaya şey bakalım. Tamam, infolar geldi. Onu oradan burnum kaşındı. Yanlış anlamayın. Tamam, onu şöyle bir yavaşlattım. Vol sanmıyorum şu an. Adamın orada olduğunu bilseydi öyle eline smoke alıp koşmazdı. Bakalım biraz daha izleyelim. Yavaşlatmaya da çalışacağım zaten. Tamamen şunda ya. Bakayım merak ediyorum. Çok değişik çünkü ilk headshot'ı böyle
Net attı ama atabilir yani. Atamaz diye bir şey yok. Eğimi de kontrol edeceğim. AWP'de olmaz gerçi. Tamam. Bakalım. Oo. Tam gelirken dürbün açması biraz şüpheli. Tamam, öldü. Tamam, bu round birazcık şüphelendim ama gene net bir şey söylemiyorum. Tamam, CHT'ye geçtiler. Belki adamlar comeback yapmıştır, sonra ayar olup açmıştır. Tamam, klasik. Oraya o bomba atılır zaten. Şimdi oradan kapışıldığını biliyor. Shift'e basarak gidiyor. Geri döndü. Ben ses duymadım. Bayağı açık ses. Sanki hepsinin oradan geldiğini ya gördü. Bakayım. 4 kat yavaşlattım şu an. Oradan geldiklerini sanki gördü de bir anda geri çekildi ya. Neyse dur bakalım. Burada bir dikkatli bakalım. Bak, flash'ı aldı. Yaklaştığını hissedince atmaktan vazgeçti. Ses duyuyor ama şu an. Tamam. O. Olabilir ama USP çok değişik headshot'lar atılabiliyor. Tamam, bu da kabul. O. Abi. Vur artık. Çok ilginç. Bak cidden çok ilginç. Deli gibi yardıma ihtiyacım var. Adam E sattı. Gerçekten çok kafam karışık. Nedenini soracak olursanız bak. Durdurayım öyle konuşayım. Şimdi. Adam. Bazı yerlerde eğim olmadığını gösterdi. Vuramadı falan. Eğim olsa taktik vurur. Veya. Ama alayına da headshot attı. Sanki daha çok Vol var gibi hissettim ben. Hani Vol'un verdiği şeyle kafaya doğru tuttuğu SP'de rahat bir silah öyle attı gibi hissettim. Siz de yorumlarınızı tabii ki belirtin. Ama ben Vol'dan şüpheliyim şu an. Aim değil de Vol'dan. Bak 5 SS atmasına rağmen aim değil Vol'dan şüpheliyim. Öldü şu an. Bomba oğruna öldü. Şöyle normal hızla. Bakayım çok merak ediyorum cidden. Ama aim de olabilir yani o USP tam atamadı belki de. Gene öldü. Şu an çok öndeler diye şov da yapıyor olabilir veya gerçekten gidiyor ölüyor. Anlayacağız ama USP ile cidden o attığı 5 headshot bayağı şüpheliydi. Yorumlarınızı bekliyorum. Yani aim gibi değildi. Yavaşlatıp baktık. Ama bir iki tanesi aim gibiydi. Ama hepsi değildi. Yavaşlattım gene. Bilmiyorum ya çok. Oh çok güzel öldü. Asıl hack gene karşıda. Yalnız biraz sanki çok erken sıkıyor ya bu kadar refleks gösterebilir mi? Gösterir de. Bakalım biraz daha izleyelim. Ben bir şeyler olduğuna inanıyorum. Adam arkadaşının bombasını öldü. Direkt topukladı buraya. Tabiri caizse çok pre-fire atıyor mu derler. Abi çok zorlanacağım gene ya. Biraz daha konsantre olacağım. Cidden anlamadım daha. Hiçbir şey. Adam yani artık bundan sonra hiç yavaşlatma yapmayacağım. Full 1'de izleyeceğim. Tamam. Headshot değildi bunlar. Ya adam da aim yok gibi yani. O USP killeri Vol var gibi hissediyorum. O da olmayabilir yani.
Abi çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı. Şimdi gördüklerimi tekrar bir toparlıyorum. Şu an muhtemelen siz zaten yorumlarınızı yazıyorsunuz fikirlerinizi. Ama bence bak şöyle düşünüyorum. Adam 14-10 gidiyordu. Bir anda 28-15 falan oldu. Olabilir. Hani eli ısınıp sonradan alışır ama adam pro da değil. Adam pro olsa tamam derim. Hani o hani CT'yken o iki kere çıktı öldü ya iğrenç bir şekilde. Hani o çok pro bir adam olmadığını da gösteriyor. Ama o bir ace'i USP ile 5 headshot falan ya beni çok şeyde bıraktı. Gerçekten karar da vermek istiyorum ama ya şimdi karar erteli diyeceğim onu söyleyeyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana soracak olursanız adam Volt bana soracak olursanız eğimde bazı yerler çok şüpheliydi ama eğime karar veremedim. Çünkü bazı yerlerde vuramadı falan. Yani ağır çekimde izlediğimizde ama Volt olduğunu düşünüyorum ben. Belki o da yoktur ama bence var. Bence var. Yani ben öyle hissettim ama dediğim gibi zaten çok emin olsam kararı bildir derim. O yüzden bunu karar erteleyeceğim. Sizden gelen yorumlara dayanarak da karar vereceğiz. Hesabın asıl sahibiyle de ben konuşurum gene. Sonra hep birlikte bir karar veririz. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Ben yine çok eğlendim. İyi ki çok bariz bir hack'le karşılaştık. Yani hack'i babasıyla adam hem Vol hem iyi hem de yani böyle bildiğin izliyor yani. Adam belli ki ban yemek istiyor. İkinci Overwatch bayağı zorladı beni. Yani dediğim gibi bayağı zorlandım ya. Daha fazla yorum yapmayacağım. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Overwatch serisini beğeniyorsanız videoyu beğenmeniz çok önemli. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Videonun açıklama kısmında diğer seviyelere ulaşabilirsiniz. Sağ üstteki karttan da diğer Overwatch videomu izleyebilirsiniz. Başka diyecek bir şeyim yok. Kanalıma abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.